Şimdi biliyorsunuz bizim hukukumuzda hayvanla ilgili olan şeyler maalesef mala zarar olarak geçiyor. Bu sebeple bizim yaptığımız tabii ki savcılık suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı. Biz bundan sonra karşı tarafın tabii araç sahibiyle de görüştük. Hani ilk başta uzlaşmayı denedik ancak genelde şöyle bir tepki alıyorsunuz. İşte benim aracımda da bir zarar var. Hani bunu halledelim gibi. Biz de bunun üzerine artık dava yoluna gitmemiz gerekti. Maddi ve manevi tazminat talepte davamızı açtık. İlginç olarak davamızda maddi tazminatın yanında manevi tazminata da hükmedildi. Çünkü bugüne kadar yerel mahkeme kararlarında ve Yargıtay'da da içtihat olarak benimsenmiş olan bir maldan dolayı üzüntü duyulamaz. Bu sebeple de manevi tazminat verilemezdi. Bu bizi çok mutlu etti. Karar her ne kadar daha üst mahkemeye, yargıya taşınacak olsa da en azından bu adım bile bizim için çok güzel oldu. Manevi tazminat olarak 2000 lira çıktı. Zaten buradaki bedel aslında hiçbir zaman işte tarafları zenginleştirdiğini nitelikte olmadan sadece o üzüntüye karşılık verilebilecek bir bedeldi. Hani o yüzden miktar konusunda bizim için hiç önemli değil. En azından buna bir adım atılması bizi çok mutlu etti. Muhtemelen öyle diyebiliyoruz. Yani biz davayı açtığımızda henüz yoktu. Şu an güncel olarak var mı bilmiyorum ama bizim şu an bildiğimiz kadarıyla evet. Hem arka planda şu da olacak. Şimdi insanlar en azından bir, ya bu zaten hiçbir zaman kasıtlı olduğunu düşünmüyoruz ama insanlar bir hayvana çarptığında en azından neyse çarptım hadi gideyim diyemeyecek artık. Çünkü bunun arkasından bir dava gelebileceğini, buradan bir tazminat ödemesi gerektiğini bilecek. Hani bu bile en azından belki insanların daha dikkat etmesine sebep olabilir. Biz bu kaza meydana geldiğinde özellikle olaya geçildiğinde orada bir tümsek yoktu. Olay örgümüzde de hani bizim koşan tam kaçıyor. O sırada köpek de araba çok hızlı gelince sağa sol nereye gideceğini bilemeden çalmadı. Depremden dolayı yapılmadı. Ertelendi. Bir de şey dediğim gibi bizim dosyanın içinde 3 hayli... Neydi? 2014 yılında sahiplendim. Beagle cinsi köpeğim vardı. 2 senenin sonunda bir kaza meydana geldi. Çok seveceğim bir köpekti. Çok hareketliydi. Yaşı itibariyle zaten çok genç olduğu için de çok hareketliydi. Komşularımla birlikte aşağı inmişti Murphy. Ve yaya geçidinden geçerken arabanın çarpma sonucunda kaza oluştu. Ve biz yasal yollara da başvurduk bununla alakalı. Yaya geçidi vardı ama tümsek vesaire bir şey yoktu. Herhangi bir güvenlik önlemi yoktu. Yoktu. Aynen, okulun etrafında olan bir şey bir de bu. Ben orada değildim. Telefonla haberini aldım. Çok üzüldüm. Ne olacağını bilmiyorduk bir de. Uyutacağız mı, kalacak mı, ne olacak. Üzüldüm yani çok. İç kanama geçirdi. İç kanamadan sonra ameliyata soktuk. Ameliyattan çok kısa bir süre sonra İstanbul'a fizik tedaviye götürdük. Birkaç ay İstanbul'da fizik tedavi gördü. Yani bir ayak arkasından bir ayağını kaldırmaya çalıştık en azından. Üç ayak ilerleyebilmesi için. Ama bir sene sonunda... başarılı olamadık. Uyutmak zorunda kaldık. Biz yıllarca köpek bakmış insanlarız. Artık bir köpeğe bakacağımız zaman bile çok korkar olduk. Artık hani bir köpek sahiplenmeyi 3 kere 5 kere düşünmeye başladık. Yani son köpeğimiz Murphy oldu. Daha dikkatli olmalarını söyleyebilirim. Ya da vurdukları zaman kaçmamaları gerektiğini söyleyebilirim. Okul etrafında zaten hız yapmamaları lazım.